Merhaba değerli misafirler, sevgili üyeler, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Akıllı Fabrikalar adına hepinize hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben İstanbul Şube Teknik Görevlisi, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Teknik Görevlisi Özgür Arslan. E, bu akşam saatlerinde bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. E, biliyorsunuz e, bugün 17.si olan bir seriyle e, karşınızdayız uzun zamandır. Dijital Dönüşüm Seminerleri. Bu dijital dönüşüm seminerlerinde Akıllı Fabrikalar işbirliğiyle Özellikle de Ekim Bey'in katkılarıyla yapıyoruz. Bugünkü konumuzda da Web 3.0 ve Metaverse. Bugünkü konuğumuz da Buğra Aya. E, ee, Buğra Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Arkadaşlar da hoş geldiler. Sağ olun hocam. Nasılsınız? Şükür. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Birazdan sözü size veriyor olacağım hocam. Ben bir takım hatırlatmalar yapıyor olacağım ama ondan öncesinde de Ekim Bey'e bir merhaba demek isterim. Büyük katkılar için de teşekkür etmek isterim. Hoş geldiniz Ekim Bey. Merhabalar. Katılan herkesin e, ayağına sağlık diyeceğim ama herhalde burası için çok doğru bir tabir olmayacak. Ben de yoğunluktan dolayı dışarıdan katılmak zorunda kaldım bu akşam. Fakat Buğra Hocam'a ilk kez iki yıl önce dinlemiştim. Çok heyecanla bekliyorum sunumunu bu dijital dönüşüm seminerleri serisini de eskiden haftada bir gibi yapıyorduk. Şimdi ayda bire kadar düşürdük. Ama seri devam edecek. Gerek akıllı fabrikaların, gerek makine mühendisliği odası İstanbul Şubi'nin hem LinkedIn hesaplarından hem de Özgür Bey'in az sonra bahsedeceği yerlerden takip edebilirler. Sonraki seminerlerimizde de davet edelim merkezi. Bu Hocam'a iyi seminerler dinleyelim. Çok teşekkür ediyoruz Ekim Bey. Değerli misafirler, ben kısaca da çok vaktinizi almadan hatırlatmalar yapmak isterim. Ee, ben kullandığım cihazda sağ tarafta bir yazın ekranı, chat ekranı, sohbet ekranı var. Ee, buradan sunum sonunda sorularınızı yazarsanız ben de Buğra Hocam'a sunum sonunda iletiyor olacağım. Muhakkak ki süremiz el verdiğince cevaplıyor olacak. Yine ben bu aynı ekrandan sizleri birkaç kez daha rahatsız ediyor olacağım. Biz etkinliklerimiz devam ediyor hem e, Akıllı Fabrikalar'la hem de Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak yaptığımız etkinlikler. Bunların linklerini paylaşıyor olacağım. Eğer ilgi duyarsanız e, kayıt bırakarak sonraki etkinliklerde de görüşme imkanına sahip olabiliriz. Ve her etkinliğimizin sonunda da mini bir anketimiz var. 30 saniyenizi ayırarak, 40 saniyenizi ayırarak bizi ışık tutabilirsiniz. Bu şekilde biz e, diğer, sonraki etkinliklerimizi planlıyoruz. Belki sizlerin de birikimleri vardır, belki değil. Muhakkak bu birikimleri üyelerimizle, vatandaşlarımızla paylaşmak istersiniz. E, Ayketler üzerinden iletişim kurabiliriz. Bunun hatırlatmasını yaptıktan sonra her etkinliğimizin bir video kaydı oluyor. Bu video kaydını da birkaç gün sonra yayınlıyoruz. Nerede yayınlıyoruz? Bu etkinliğimizi Makine e, Mühendisliği Odası'nın bir öğrenme merkezi var. Makine Öğrenme Merkezi. İz, e, birazdan linkini de paylaşıyor e, olacağım. E, öğrenmemerkezi.com Burada yaptığımız bütün etkinliklere ulaşabilirsiniz. Kendi profilinizi oluşturabilirsiniz. Konular bazında, konuklar bazında da e, filtreleyip istediğiniz zaman, zamandan, mekandan, bağımsız olarak izleme şansına sahipsiniz. Onu da hatırlatmasını yapalım. Ee, bu akşam saatlerinde sizleri de daha çok fazla yormadan, Buğra hocamızı da daha bekletmeden öncelikle tekrar hoş geldin diyerek Buğra hocamıza sözü verelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, bu kadar çok kişi gelmiş. inşallah mahcup olmayız. Önce kendimden bahsedeyim Erzurum'da doğdum. Ee, Erzurum'da bilgiye geç ulaşan bir dönemdeydim. Yani o sinemanın falan geç geldiği. Bu interneti 12-13 yaşında keşfettiğimde bilgiye erken ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Daha sonra da yani 33 yaşına girdim. Her son hayatımın 20 yılı interneti anlamak ve anlatmak üzerine geçti. Elektrik elektronik mühendisiyim. Sonra yüksek sansımı yapay zeka üzerine yaptım. Doktoramı da blok zinciri üzerine yapıyorum. İşte bu anlamı anlatma sürecinde bir sürü kitap yazdım, kurslar verdim. ...hala da öğrenmeye devam ediyorum. Herhalde en çok bilgiye aç olduğumu hissettiğim dönemdeyim. Özellikle bu blok zincir meselesinden sonra. Aslında benim internetle ilgilenmeme vesile olan şey de... ...bugün aynı ve püçe getiren şey aynı. Erzurum'da Matrix'in ikinci filmi çıktığında... ...2003 yılında Matrix felsefesi falan böyle çok konuşulurken... ...ya bu çok derin bir felsefe falan derken... Böyle sigara içen bir abi Matrix CD'lerini satıyordu. E, Erzurum'un ünlü Cumhuriyet Caddesinde. Dedi ki 850 tane sattım ben dedi. Ben de şeyi sorguladım o gün. Yani bir bilgiye ulaş hani gatekeeper diyorlar ya kapı tutucu. Bilgiye ulaşmamızdaki kapı tutucu bu abi mi yani dedim ya. <laughs> o an bir sorguladım ve başka bir paradigmanın olması gerek. Daha sonra e, bu kripto para meselesiyle ilgili ilk 2013'te bir yazı yazmışım. Biz kendi sanal paramızı yapabilir miyiz diye. Sonra çok ilgimi çekmemiş. 2017'de de bir blok zincir e, geliştirdim böyle kendim deneysel olarak Python'da. Yine ilgimi çekmedi. 2020 yılında Web3 meselesini okuyunca bunun toplumsal sonuçları olabilir, sosyal sonuçları olabilir. İnternet dediğimiz o büyük meselenin gerçekten yeni bir evresine geçiyoruz. Düşüncesi hasıl oldu. Ondan sonra daha da yoğunlaştırdım çalışmaları. İşte bir beş kitap yayınladım bu konuda. Herhalde tamamı geçtiğimiz yıldı. Ve derneği kurduk Web3 Derneği'ni. Çünkü bu çok önemli bir mesele. Şimdi ona gireceğim yavaş yavaş. Neden önemli bir mesele falan. Ama önce şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bir sabah kalktık ve bütün yazılı kaynaklar kaybolmuş. Dedik ki ya bir atasözü vardı. Her koyun kendi bacağından asılır mı? Her inek kendi bacağından asılır mı? Ya bir hayvan vardı hangisiydi? Ben dedim ki ya bu inekti galiba. Siz dediniz ki koyundu. Arkadaş dedi ki her tavuktu. Biz burada nasıl fikir birliğine varabilirdik? Biz burada herhalde şunu düşünürdük. En çok herkesin düşüncesini alalım. En çok düşünce hangisi ise, en çok akılda kalan hangisi ise bu şekilde yapardık. Aslında blok zincirde bu şekilde çalışıyor. Yani blok zincir fikir birliği. Her düğüm kendi fikrini söylüyor ve manipülasyona karşı, %51 saldırısına karşı ee, olacak şekilde en fazla söylenen şey kabul ediliyor. Bununla ilgili ilk 1970'lerde hikaye başlıyor. Yani e, hav havacılık endüstrisinde sensör verileriyle ilgili başlıyor dağıtık sistemler. Tek bir yerden değil de bir sürü yerden bilgi alalım sonra bu bilgiler üzerinden bir fikir birliğine varalım meselesi 1970'lerde başlıyor. Ee, sonra o zaman işte 68 kuşağının etkisiyle falan e, o zamanki kuşak ya bu teknoloji o kuşak daha sonra 80'lere geldi. ya bu teknoloji ne yapabilir, cyberspace meselesi, siber uzay burada ne olabilir diye e, mail gruplarında konuşulmaya başlıyor ki o zamanki mail grupları da açık yani var şu anda yazışmalar. Tabii o mail gruplarında işte e, çok ünlü Amerika. Amerika'daki bilim kurgu filmlerinin yapımcıları, MIT'den profesörler, işte e, futuristler falan hep beraber konuşuyorlar. 600-700 kişilik mail grupları. E, şu an o kişileri beraber konuşturmak çok zor yani. Ama o zaman hiçbir imkan yok ve mail grupları en ileri teknoloji orada konuşmaya başlıyorlar. Sorguluyorlar. Yani bu Web meselesi çıktı. Böyle bir konuda ne olur? Makinalar kendi arasında anlaşabilir mi? İşte Bir yazı yazıyorlar. Big Brother'ı engelleyebilir miyiz? Gözetim mekanizmalarını. Sansüre dirençli şeyler yapabilir miyiz? Sorgulamalar neticesinde işte o zamanda bir yandan dahil olan bazı kişiler liberal ekonomi konusunda iyi onun yazıları oluyor. İşte Halfini, oradan özellikle Halfini ismi ön planda. İşte meseleye bu Anonim para, anonim e, kimlik e, boyutundan yaklaşıyor. E, bir manifesto 85'te yayınlanıyor. İşte bu e, Cyberpunk manifestosu. Sonra 92'de bir tane daha manifesto. Bu sırada e, Nick Szabo olaya giriyor. Akıllı kontratlar. David Schaum geliyor, kriptoloji uzmanı. Böyle bir şey gelecek belli ama gelmiyor. Yani internet parası dedikleri, internet currency dedikleri şeyin doğumunu 23 yıl bekliyoruz. Yani bunu niye anlatıyorum? Çünkü meseleye bakarken hani Roma bir gecede mi inşa edildi meselesi var. Çünkü biliyorsunuz hani televizyonda çıkar bir yorumcu der ki ya ekonomist zaten yazmıştı da bitcoin zaten belliydi de şu bu alakası yok. Yani 23 yıl boyunca hem teknik hem sosyal hem de finansal anlamda çok ciddi sancılardan sonra Bitcoin'e geleniyor. Nasıl geleniyor? 2008 yılında artık çifte harcama sorunu dediğimiz teknik bir problemi zaman damgası kullanarak Satoshi Nakamoto çözdüğünü anlatıyor yazısında. Peki niye Satoshi Nakamoto ismi, ismi gizli? E şundan dolayı gizli ondan önceki internet parası denemelerinde kurucusu üzerin, kurucusunun bilinirliği üzerinden bir yıpratımı olur. E, ve dolayısıyla burada isim gizli kalıyor. Ama şunu biliyoruz ki yani Halfini, Sabo ya çok uzak birisi değil. Belki de onlardan biri, belki ortak isim. E, tabii açıldıktan sonra, e, Bitcoin çıktıktan sonra yavaş yavaş bugünümüze geliyor. Çıktıktan sonra e, şey oluyor. Şöyle bir ekranda da bir açayım. Bir saniyemizi alacağım. Pardon. Bakmayın, hemen açıyorum. Bitcoin çıkıyor 2008'de 2008'de çıkınca hemen bir toplumsal kabul görüyor mu görmüyor yani yavaş yavaş 2011 yılında Amerika'daki çok büyük e, konferen, e, üniversitelerdeki konferanslarda sadece bir iki kişi katılımcı oluyor hatta dalga geçiliyor Bitcoin forumunda yine mi bir internet parası yaptınız diye ama şunu unutmayalım Bitcoin programlanabilir bir kripto para değil. Yani şöyle düşünün altını icat ediyorlar. Parayı değil de altını icat ediyorlar. İlk değer saklama aracını icat ediyorlar. Daha sonra işte o Bitcoin magazinin kurucularından e, Buterin, Vitalik Buterin e, diyor ki yani programlanabilir kripto para inşa edebilir miyiz? Gavin Wood'la tanışıyor. O ara Gavin Wood'la ilk tanışma maillerini falan da yayınladılar. Gavin Wood da tabii biraz daha böyle Anarşist ek ekolden gelen biri. O arada Edward Snowden sızıntısı olmuş. E, ortalık yıkılıyor zaten. E, Gavin Wood şey diyor. Ya diyor ki biz Web 3 dediğimiz evreye geçelim. Ve Web 3 dağıtık bir internet olsun diyor. Şimdi burada bir duralım. Çünkü e, Web 1, Web 2, Web 3. Şimdi biz her şeyin yanına 3, 4, 4, 0, 5, 0, eklemeyi seviyoruz tabii. Bu bir trend oldu. Ama e, gerçekten bu Web 3'ün olabilir mi olamaz mı bunu bir tartışalım. Şimdi web 1 dediğimiz şey nasıl çıkıyor? Deniliyor ki statik bir internet var. Bunun bir tane ana problemi olması lazım ki web 2'ye geçelim. Yani film endüstrisinde bir şey beğenilirse teknolojide bir şey beğenilmezse devam geliyor yani yeni versiyon. Ne bir web 1'in problemi? Demokratik değil. Bakın çok önemli. Demokratikleşme. Hep demokratikleşme konuşacağız bu süreçte. Neyi demokratik değil? Herkes içerik üretemiyor. Herkesin söz hakkı yok. Tamam, güzel. Ve Piki'ye geçelim. Zuckerberg çıkıyor piyasaya. Şimdi ben sosyal ve tarihi bütün sosyalları inceledim dünyadaki. 230 sosyala, 100 bin kelimelik bir kitap. Orada şunu gördüm. Zuckerberg'in sırrı ne biliyor musunuz? Zuckerberg insanı çok iyi okumuş insana demokratikleşme ortamını Facebook'la sunuyor. Şimdi ondan önceki sosyal ağlarda e, ne oluyor? E, iki üyelik var, paralı üyelik, parasız üyelik. S fotoğraf yükleme sınırı, bilmem ne sınırı. Facebook bir giriyor piyasaya diyor ki her şey sınırsız. Ya nasıl olacak? Parayı nasıl kazanacak? İşte orada çok şeytani bir yolu istiyor aslında. Diyor ki ben kullanıcıyı ürünleştireceğim. Ama arka planda diyor ki kullanıcıya sana işte herkesin eşit olduğu bir sanal dünya sunuyorum. Herkesin 5000 arkadaşı olabilir. Profesör de olsan, hiç bir lise öğrencisi de olsan ünvanını kullanmayacaksın falan filan. Annesi de psikoloji alanında. Belki oradan dolayı da insan psikolojisini iyi okuyan bir, bir Zuckerberg ve bunu yapıyor. Bunu biz tüketiyoruz, ürünleşiyoruz ve bu bir süre sonra gitgide büyüyen, hani besle kargayı olsun gözünü gibi bir sıkıntıya dönüşüyor. Bir süre sonra Facebook'un bizim verilerimizi umharca kullandığını, şirketlere pazarladığını, bunun üzerinden politik manipülasyonlar yapıldığını falan işte bu Cambridge Analytica skandalıyla öğreniyoruz. üstüne bir de Ed Snowden olayı gelince Gavin Wood diyor ki Web 2'nin çok önemli bir sorunu var. Ney Web 2'nin sorunu? Hiçbir şeyimiz yok ki biz kontrol edemiyoruz. Biz interneti 1900 işte o ilk yıllarda 1990'larda webi niye yaptık? İnsanlar özgürleşsin, fikirlerini özgürce söylesin falan filan. E ne oldu? Bir şirketin malı haline geldiler. Dolayısıyla yeni bir evreye geçirmeliyiz interneti. Buradaki ee, ana noktamız şu. Hepimizin WhatsApp'ı var değil mi? Şu an Zoom'a girdik. Hepimizin Zoom hesabı var. Gerçekten var mı? Gerçekten yok. Çünkü eğer Zoom istese şu an benim mikrofonumu kapatabiliyor. Veya Facebook Facebook'ta sayfanız 1 milyon kişi de olsa Facebook bir anda kapatabiliyor Google'da. Biz sadece son 15 yılda çok büyük teknoloji devlerini ürettik. Peki interneti yeni bir evreye geçirebilir miyiz? Bir yönden baktığınızda romantik bir düşünce. Çünkü karşınızda bu kadar internet devleri falan var. Ama tabii biraz da orada gücünü nereden alıyor? Bitcoin'den alıyor bu Kevin Wood'da. Diyor ki Bitcoin'den sonra artık biz e, kripto varlıkların varlığını gördük, olabileceğini gördük. Artık programlanabilir kripto paraları yapabiliriz. Bir tane dünyanın süper bilgisayarını yapalım. Bu süper bilgisayar dağıtık olsun. Herkes bir parçasını tutsun ve bu süper bilgisayarda biri bir işlem yapmak isterse, üç satır da olsa bir kod yazmak isterse bunun için bir ödeme yapsın. İşte bu yaptı ödemenin para birimi de ether olsun. Yani Ethereum diye bir para yok. Ether diye bir kripto para var. Aslında kripto varlık da biz zihnimizde onu parayla karşılaştırdığımız için para olarak anıyoruz. Tamam, güzel. Bunu yapıyor. Ve daha sonra bu da bazı sorunlarla uğraşıyor. Çünkü çok fazla insan bunu kullanmaya başlayınca ölçeklenebilirlik dediğimiz sorun ortaya çıkıyor. Oraya tam gelmeyeceğim ama sadece şunu bir netleştirelim. Web'in ilk evresi statikti, yeterince herkes için demokratik değildi içerik üretme anlamında. web de bu demokratik atılımı yaptı ve içerik üretimini herkese yaydı. Artık herkes içerik üretebilir, etkileşime geçebilir hale geldi. Bunun sonucunda bazı toplumsal olaylar oldu. Tam tersine bunu çok iyi kullanan dijital diplomasi gelişti, dijital diaspora hareketleri gelişti, influencerlar ortaya çıktı. Ee, ve birçok şey o, birçok istihdam alanı oluştu. Web bir de bizim webmaster dediğimiz, hatta Faruk Eczacıbaşı'nın deyimiyle 1990'larda internetçi denilen arkadaş, sonra webmaster oldu, artık sosyal medya ekibi, işte kurumsal iletişim koordinatörlüğü falan, dijital, e, dijital kurumsal iletişim koordinatörlükleri kuruldu. Artık bir şey aldık, konuşma hakkı ama hala varlığımız yok. Ve 3 de diyor ki artık dijital varlık dönemi. Hani right, read yapıyordun, write yaptın artık bir de sahip olma. Trust dönemine geçiyoruz. Ve buradan bundan dolayı bu, bu benim kendi tanımlamam. Ben web 1 evresini bilgi interneti olarak tanımlıyorum. Web 2 internetini değer interneti Web3 internetinin mülkiyet interneti. Çünkü ana işin merkezinde mülkiyet var. Siz Metaverse, bir Metaverse NFT falan konuşursa şunu soracaksınız. Mülkiyetim var mı? Çünkü Türkiye'deki %99'lu projelerin Metaverse projelerinin size Metaverse diyor sanal gerçeklik aslında tabii o. Alakası yok hani şeyle konseptle. Ona şunu sormanız lazım. Bunun içerisinde benim kendi varlıklarım oluyor mu? Yani bunu gerçek ...kontrol eden biri var mı yoksa benim varlıklarım dağıtıp bir deftere mi yazılıyor? Ve bu şekilde Web'in üçüncü evresi gündeme geliyor. Tabii gündeme geldikten sonra şu mesele var. Artık yeni sorunlarımız var ve yeni çözümlerimiz var. Mesela benim birkaç gündür böyle aklımı kurcalayan bir tane sorun söyleyeyim size. Önce bir Web2'deki sorunları söyleyeyim. Mesela... <laughs> Facebook'u biliyorsunuz, annemler babamlar kullanmaya başladı, sizinde. Ee, şimdi bir gün doğum gününde işte A akrabası isim vermek istemiyorum, A akrabası doğum gününe beğene basmış, B akrabası yorum yapmış. A akrabasının B akrabasına göre. E, annemle iletişim sorunları olduğuna dair annemde bir düşünce hasıl olmuş. Bizim böyle bir sorunumuz yoktu yani o beş yıl sonra. Yeni bir sorun oldu. Yeni çözüm bunu çözmek için yeni ekonomi. Şimdi web de yeni sorunlarımız olacak. Mesela benim birkaç gündür arkamı kurcalayan sorun. Ben diyorum ki bir şeyleri demokratikleştirmeye uğraşıyoruz. Ben dünyanın bir ucundaki bir köpeğe mama verebilir miyim blok zinciri kullanarak? bir kamera blok zincirden ödemeye yaptığımda oradaki robot, oradaki makineden mama düşecek. Ben de köpeğin mama yediğini göreceğim. Ve dünyadaki işte o anda mama alam, alamayan sokak köpeklerini bir harita üzerinden görüntüleyebilir miyim falan. Şimdi diyeceksiniz ya ona, ona mı kaldı? Ben, i̇şte burada yeni sorular ve yeni çözümler. Çünkü biz bunu bankacılık sistemiyle yapamayız. Yeni bir şey, yeni çözüm. Burada diyor ki... işte bu Fabric Ventures da buna getiriyor işi. Diyor ki bu arttığı için artık e ekonomi büyüyor yani burada trilyon dolarlık bir ekonomi ortaya çıkıyor şimdi trilyon dolarlık ekonomi ortaya çıkınca ne oluyor tabi İşte birilerinin iştahı kabarıyor metaverse konusunun bu kadar ön planda olmasının sebebi bu çünkü e araştırmalar gösteriyor ki yeni kuşak dijitale yatırım yapıyor. Fiziksel varlığı çok, çok önemsemiyor. Kendim de öyleyim. İşte bir tişört giyiyor ama üstte işte gidip dijitalle ilgili bir şey alıyor. İşte Spotify üyeliği alıyor, Netflix üyeliği alıyor. E bu yeni kuşağa bir dijital evren tasarlayıp o dijital evrende bazı duygularını, tutkularını gösterebileceği hikayesini satmak çok cazip geliyor ve bunun karşısında diyorlar ki internetin geleceği Metaverse. Ama Web3 ekosistemini savunanlar öyle demiyor. Web3 ekosistemi diyor ki internetin geleceğini merkeziyetsiz yapalım. Metaverse de onun bir parçası olsun merkeziyetsiz bir şekilde. Ama Mark Zuckerberg'in yeni bir hayaline kapılmayalım. Yani Mark Zuckerberg'in Metaverse'i olmaz. Tabii bunlar farklı bakış açıları. Bir bakış açısı daha var ona da gelirim. Ura bu hocam üçün... araya giriyorum. Ee, ya, sunumu tam ekran yapabilir misiniz? Bazı misafirlerimiz tabii, daha. Tabii, evet, tabii. Daha yani, güzel oldu teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi üç bakış açısı var. Biri bu metaverse, internetin geleceğinin merkezine metaverse'li koyan. Buradaki arkadaşların çoğu mühendis. Bir şeyin orijinini iyi belirlemenin ne kadar önemli olduğunu tahmin ediyorlardı bir bir bakış açısı diyor ki merkeziyetsizliği koyalım bir bakış açısı da bu işte biraz daha Elon Musk'ın Twitter'ın savunduğu şey bunun merkezine şeyi koyalım diyorlar bu ekonomik bariyerleri kaldırarak dijital varlık akışını yani dijit, ben Twitter'da bir tweetimi NFT olarak satabileyim veya işte Bitcoin'i herkes birbirine transfer ederiz. Ana odağımız e, dijital varlık akışı olsun bunun için de Web2 araçlarını kullanalım yani Twitter lafı yarım söylüyor Twitter'ın kurucusu mesela diyor ki dünyada gelecekte tek bir şey olsun Bitcoin olsun işte tek e, merkeziyetsiz bir şey olsun ve püçe karşı çıkıyor ama tabii lafı yarım söylüyor bir de aklında şu var tek onu altyapısında da Twitter olacak sosyal çünkü Twitter çok konuyu dağıtmak istemiyorum ama Twitter aslında bir Web2 projesi değil yani çünkü Twitter'ın ana motivasyonu şu Diyor ki ben kullanıcıların işte haber üretmeleri, bilgi üretmelerini sağlayacağım ve burada müsterih isim kullanabilirler. Şu yola gitmiyor. Ben kullanıcıdan alabildiğim kadar veriyi alayıp onu sömüreyim demiyor. Eskiden beri demiyor. Jack Dorsey burada çok farklı durdu 10 yıldır, 15 yıldır. Dolayısıyla Web3'e böyle bir, ya bak yeni bir şey geliyor. Biz burada Twitter'ı tam anlamıyla gerçekleştirebiliriz. Artık insanlar sadece metin, fotoğraf, video değil, varlık üretebilir. Ve merkeze de aslında bu varlık üretimini koyalım diyorlar. Umarım kafanız karışmamıştır ama biraz... Ee, karışık bir konu. Bu da gitgide ekonomiyi artırıyor. Yani çözmeye çalıştığımız iki tane problem var. Bir güven 85'ten beri bir de şey mülkiyet. Bizim mülkiyetimizin burada varlıklarımızın olması. E bunu kim yapıyor? Aslında biraz anlattım. Bunu birileri yapıyor. Çoğu zaman da yapamıyor. Yapay zeka çalışmaları da böyle biliyorsunuz. Ben de master yapay zeka çalıştım. Bir sürü yapay zeka projesi olmuyor. Onlar haber olmayınca sadece olanlar haber olunca şöyle bir algı oluyor. Ya gizli bir el var bunu yapıyor falan. Alakası yok. Sürekli yeni problemler çıkıyor. Sürekli yeni çözümler. Ya tekno optimist insanlar yapıyor. Yani bir teknolojik problem varsa yine bunu teknolojiyle çözebiliriz bakış açısı. Mesela bu yıl ne oldu? Luna patladı. Luna neydi? Algoritmik bir stable coin'di. Yani aslında çok riskli bir üründü. O çöktükten sonra yeni algoritmik stable coin yaklaşımları nasıl? Ben şu an bir tanesini inceliyorum. Bunlar ortaya çıktı. Yani adım adım çözmeye çalışılıyor. Az önce bahsettim annemin Facebook'ta yaşadığı sorun. Belki şöyle bir sorunu yok. Ya benim e, burada Metaverse'de teyzenin evinde bir tane tablo var. Bundan bizim eve de alabilir miyiz diye bir sorunumuz yok. Olduğu zaman artık mühendisler onu, iletişimciler yeniden bu sorunu alacak. Bu yeni bir ekonomi doğuracak. Biz yeniden bir şeyleri konuşmaya başlayacağız. Ama bu sürecin, bu doğumun büyük bir doğum olduğunu görmek çok zor değil. Çünkü zaten 1985'ten beri konuşulan şey bu. NFT de o yüzden çok önemli. Şimdi geleceğim. Biz burada hangi teknolojiyi kullanıyoruz? Eğer siz bir blok zinciri kullanarak akıllı kontrat geliştirmek istiyorsanız akıllı sözleşme, Solidity dili genelden çok kullanılan değil ve birçok şeyle de uyumlu zincirle. Ama siz bir blok zincir geliştirmek isterseniz, işte Rust dili biraz daha ön plana çıkıyor biliyorsunuz. Rust mızmızlığıyla ünlü bir dil. Yani sürekli size ya orayı düzelt, o değişkeni o kadar memori verme falan der. Rust kullanırsanız derleme aşamasında çok hata alabiliyorsunuz ama derlendiğinde sorunsuz çalışıyor. O yüzden birçok e, zincirde artık Rust'a geçiyor. Mesela Polkadot, Near e, gibi uygulamalar Rust'ı kullanıyor. Bir de Go dili arkadan geliyor. Diğer diller de şöyle oluyor. Mesela benim babam gitti... E, isim vermeyeceğim şimdi. XYZ diye bir kripto paraya yatırım yaptı. XYZ'nin değeri artıyor. Değeri artınca tüm dünyada e, bu para üretilirken bunun yüzde yirmisi vakfa ayrılmış ya ekosisteme vakıf olur işte bir onun gibi bir şirket olur. O şirket bu teknolojiyi geliştirmek için gidip Python dilinde e, kütüphane oluşturuyor mesela. Akışı anlatabildim değil mi? Dünyanın bir köşesinde mesela bir amca veya teyze kripto para aldığında o para aslında Vakfın sahip olduğu varlığın değerini Ve Vakıf bunu sattığı zaman da bunu yatırımcılara, geliştiricilere... ...bunu ekosistem diyorlar, elçilerine verebiliyor. Sistem böyle. Dolayısıyla yavaş yavaş bir kripto para geliştikçe ekosistem onun farklı dillerdeki kütüphanelerinde görüyoruz. Buradaki ana eleştiriler anonimliğin getireceği problemler. Yani ben biri benim hakkımda blok zincire bir şey yazabilir, bir iftira atabilir ve ben bunu silemiyorum. Bu bir sorun. Bunu nasıl çözeceğiz zaman içerisinde? Farklı mekanizmalar kullanarak çözeceğiz. Mesela belki onu ben referanduma götüreceğim ve bu içeriğin e, görünürlüğünü kapatmakla ilgili referandum yapacağım bir platformdaki. Gibi bunları yavaş yavaş çözeceğiz. Şimdi illegal para akışları endişesi artık gitgide bu azalıyor. Çünkü şöyle aslında bir teknoloji ilk çıktığında suç grupları kullanıyor. En son otorite kullanıyor. Otorite deyince de aklınıza direkt devlet gelmez. Annem de bir otorite, bir pop şarkıcısı da bir otorite, bir cemaat lideri de bir otorite. Yani kendi alanında bir konfor alanı oluşturmuş. Onun dışına çok çıkmak istemiyor otorite. Ee, ve bu dolayısıyla reddediyor suç gruplarını kaybedecek hiçbir şey yok hemen atlıyorlar. Ama yavaş yavaş teknoloji use case'ler geliştikçe, o kullanım senaryoları arttıkça diyor ki ya bak bu alanda da taksicilikte de kullanılır, ulaşımda da kullanılır ve o kitle değişiyor. Hani bir e, sitedeki insanların, yavaş yavaş oturan insanların değişmesi gibi. Teknik olarak mümkün olamayacağı meselesi de yine gündemde. E, yani biz bunu şu anda konuşuyoruz. Bin, i̇nternetin 1997-98 yılında gibiyiz. Çünkü Metamask kullanıcı sayısı belli. Bunu gerçekten bu teknolojiyi kullanabilen kişi sayısı belli. Ya bunu bir milyar kişi kullandığında sizin Metaverse'ünüz gerçekten çalışacak mı? Sorusu şu anda... Hani cevabını arayan bir soru. Yani sorsanız hepsi ki ben konuşuyorum bu vakıftakilerce bir sürü vakıfın yöneticisiyle. Ya bizim teknolojimiz bunu kaldırır diyorlar. Proof of Stake çalışıyor hepsi tabii. Ama göreceğiz yani. O yavaş yavaş süreçte görülecek. Bunu anlattım. Ee, burada balon mu yoksa bir endüstri mi var? Büyüme yürünme mi ilerliyor? Bu sorunun cevabı şöyle. Çok basit aslında. Yani yatırımcı mı daha çok, müşteri mi daha çok? <laughs> yatırımcı daha çoksa bu bir balondur yani şişiyordur. Ha o balonun içi dolabilir ama bu risktir. Ama müşteri gitgide geliyorsa yani gelişen insanlar kullanmak zorunda kalıyorsa ya bunu kullanmadan önce biz nasıl bu işleri yapıyorduk diyorsa evet endüstri oluşuyordur. Örneğin taksiler <laughs> Günde ortalama 50-60 kişi alıyor ve Ankara'da işte 10-50-60 kişiye bir arabada reklam gösterme olasılığı var bir ekrandan. Diyelim ki bir reklam izliyorsunuz. Hem reklamı izlediğiniz için siz kazanıyorsunuz, takside indirim alıyorsunuz. Hem taksici kazanıyor hem de bu reklam blok zincir üzerinden olduğu için başka bir reklam veren kazanıyor. Bunu mesela yaptığımızda taksiciler bir anda bunu aldığında evet endüstri büyüme yönüne gidiyor. Ama kahvelerde XRP 5 katına çıkacakmış diyorlarsa ki ben buna kahvehane e, şey diyorum, <laughs> indikatörü burada dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü artık bir balon oluşmuş oluyor. Yani bu teknoloji belli bir yere geliyor ama altını dolduramayınca iniyor. Sonra oradan yavaş yavaş işte bizim gibi inşa ediciler yükseltiyor. Yani teknolojik arka planı yükseltiyor. Onun karşında yatırımcılar diyor ki evet artık bu gider gitmez. Böyle bir hal. Peki burada kripto paralar nerede? Kripto paralara ihtiyaç var mı? Var yani. Şimdi bazıları diyor ki ya blok zincir çok iyi bir teknoloji ama kripto paralar sıkıntılı. Ya blok zincir aslında tedarik zincirlerinde falan da kullanılabiliyor. Yani kimse tedarik zincirinde kullanılsın diye bitcoin'in fiyatını 20 bin dolara çıkacağını hayal etmiyor herhalde. Bunun bir sebebi var. Şu, burada e, kripto paralar bu işin benzini kripto paraların benzin olduğu sistemdeki mekanik aksam blok zincir. Blok zincirin bir felsefesi yok aslında yani. Blok zincir dağıtık bir defter teknolojisi. Onu eline alan bazı kişiler bu e, arabayı bir yerlere götürüyor ve bir felsefe ortaya çıkıyor. İşte Web3 dediğimiz merkeziyetsiz internet ve o merkeziyetsiz internet neticesinde inşa edilebilecek, kazanılabilecek şeyler kullanıcılar için. Bu Web3. Bu da arabanın şoförü. Yani kripto paralar arabayı götüren benzin. Siz mesela bir blok zincir oluşturduğunuzda oradaki o dağıtık defterleri tutan kişilere bir ödül vermeniz lazım. Yoksa yapmazlar. E, ödül olarak ne vereceksiniz? Bankada NFT yapacak haliniz yok. Bir kripto varlık yani arzı sınırlı ve kriptolojiyle konu, korunan bir varlık vermeniz lazım. Bu da kripto varlık yani bunu da sonra değerleniyorsa e, kripto para olarak geçiyor. Burada bir sürü proje var. Normal mi? Normal. İnternette, web1'de, web2'de de bu oldu. Projelerin %99'u batar. Zor bir alandır. İnternet çok vahşi bir endüstridir. Ben hayatımda en çok yorulduğum herhalde günler 15-16 yaşında internet sitesi yönettiğim günlerdi. Yani 1 lira için. Yani Google'dan 1 lira reklam geliri olsun diye nasıl içerik girerdik? Ben o zaman demiştim ya bu ne kadar zor bir endüstri. Gerçekten öyle. Projelerin %99'u burada batar. E, kripto paralarında batacak. Bu da normal. Ama %1'i trilyon doların üstünde bir ekonomiye sahip olacaksa yine bu konuşmamız gereken bir konu yani. Bu projelerin bu kadar çok olmasına sebebi de bu. Evet. Umarım yorulmamışsınızdır. Bir NFT'den de bahsedeyim sonra biraz sorulara bakayım. Şimdi NFT meselesini algılarken tabi e, tabii şöyle biz başta algıladık. Ben de buna dahilim. Non fungible token. Ne non fungible token? Ya işte bu akıllı kontratların bir şekli. Kripto paraların bir alt alanı. Yani kripto parayı ERC 20 üretiyoruz ama ERC 721 de üretirsek işte bu non fungible token oluyor. İkame edilemez jeton. Bak bunlar arzı sınırlı. Bu var ya çok bizim ya mühendis kafasıyla böyle biraz bakmamamız lazım, biraz daha farklı bakmamız lazım. Şimdi biz 1985'ten itibaren ne dedik? Anonim kimlik diye bir meselesi olmuş bu futuristlerin, bu iletişimcilerin, oradaki mühendislerin hepsinin. Ne anonim kimlik? Cyberspace dediğimiz alan yeni bir alan. Siber uzay. Bu uzayda yeni evrenler inşa edilebilir. Bu evrenlerde insanlar kendi kimliklerine sahip olmak isteyebilir. Bunu bir cepte tutalım. Burada da ne var? Varlıklar var. Şimdi bunları birleştireceğiz. İnsanlar buradaki kimliklerine bizim bu kripto varlıklarla sahip olursa ne olur? İşte NFT böyle doğuyor. Bir kişi bir NFT'ye sahip olduğunda götürüp profil resmini o NFT'yi koyabiliyor değil mi Twitter'da? Ama kripto paraya sahip olduğunda yani mesela Solana aldığında gidip profil resmini sol yapmıyor. Çok zor yani, çok daha nadir. Bu süreç NFT'de çok daha hızlı. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü dijital kimliğe çok hızlı eklemleniyorsa bir kişinin duygularına hitap ediyordur. Duygularına hitap etmeye başlıyorsa artık bizim gibi geeklerden, teknoloji e, takipçilerinden tabana doğru yayılıyordur. Şöyle düşünün, internette kadın kullanıcı sayısının erkek kullanıcı sayısına, yaklaştığı ve eşitlendiği yıl hangisi biliyor musunuz? 2006 yılı yani Web 2'nin doğuşu. Bir düşünün yani kadınlar internet kullanmasaydı nasıl bu şu an nasıl bir internetimiz olurdu? Ee, 2000'li yıllarda internet denilince işte ne geliyordu akla? Sosyal ağlardan sonra ne gelmeye başladı? İşte bu internetteki dönüşüm, sosyal dönüşüm. Bazen netnogra Ediyorlar. O kodlarındaki, internet toplumunun kodlarındaki dönüşümü kadın başardı. Kadınlar sosyal ağlara girince bir süre sonra sosyal ağlar da marka cinsiyeti olarak kadına yaklaşmaya başladı. Yani şimdi Instagram'da birbirimize sürekli kalp gönderiyoruz. Yani amcam bana kalp gönderiyor, ben bayıma kalp gönderiyorum. Şimdi bu normalde marka cinsiyeti açısından baktığınızda, bu da bir alan, marka e, yönetimi kadın kullanıcının domine ettiğini ve içerik üretimini tetiklediğini görüyoruz. İşte burada endüstri bir şey uyandı. Blok zincir endüstri. Bir dakika NFT'leri farklı bir kitle kullanıyor. Sırf kadın olmasına gerek yok. Teknolojiden daha çok üretime yakın kitle. Hak kadınlar daha çok üretici içerik üretici internette daha renkli olaylara yaklaşıyorlar ama içerik üretici sanat kitlesi buraya yaklaşıyor farklı üreticiler buraya yaklaşıyor ve NFT insanların bu kimliğini oluşturuyor bunu bir cepte tutalım Metaverse meselesi de vardı eskiden beri yani burada bir sanal evren inşa edilebilir mi edilemez mi NFT endüstrisi şunu gördü ya ben burada niye e, NFT'yi alıyorum farklı motivasyonlar olabilir ama ana motivasyonlardan biri şu o haz, yani Sezen Aksu bir şarkı yaptı, 5 milyon kişi dinliyor ama bir kişi bunun varlığının hakkına sahip. Ve o altta yazıyor, bunun sahibi bu. E bu metaverse dediğimiz evrende bu haz doğru çıkabilir yani. Orada çünkü insanlar sadece bir NFT, OpenSea koleksiyonunda tutmaz. Artık kendi evini inşa eder orada. Farklı bir şey, mesela üç tane Japon kültürüne çok hayran olan birisi Türkiye'de yaşıyor. Hani mesela Bingöl'de yaşıyor. Japonlarla komşu olabilir Metaverse. Sabah kalktığında ilk Japon korsu, komşusunu görebilir. Sanal gerçeklik gözlüğüyle de o olmadan da yani bir ortamda. Ve Japon mahallesinde yaşayabilir. Yani bu, işte burada deneyimlerin demokratikleşmesi ve deneyimlerin gitgide çeşitlenmesine denk geliyoruz? NFT bu yüzden güçlü. NFT ERC 721 akıllı kontratı olduğu için güçlü değil. Çok farklı kitlelere hitap ettiği için ve işte tıpkı Web2'nin doğumundaki şeylerden birine sahip olduğu için önemli. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Sosyal Ağ filmini izlediyseniz orada e, e, ilişki durumunu Facebook'a eklemesinin getirdiği sonuçları anlatıyor. E, Gerçekten de öyle yani. Çok küçük NFT de bu yüzden önemli. Gelelim memleketin ana gündemlerinden biri olan sanal arsa. Bu da NFT ile ilgili. O yüzden bahsedeceğim. Bu bir NFT koleksiyonu ya arkadaşlar. Aslında bir uyanıklık yapmışlar. Arka plana bir veri koymuşlar. Dünya haritası üstüne de kutular koymuşlar. Ve kutuları şu şekilde anlamlandırmışlar. Bak bu dünya haritası ve sen bir arsa alıyorsun. E biz arsa çılgınlığı da olduğu için insanlar orada bir e, farklı duyguya kapılıp medyada da bir sürü şişirmeyle ki burada hakkını verelim. Ben de dahil teknoloji ekosistemindeki çoğu kişi buna ulaşmayın dediler. E, %90'dan fazlasını Türkler aldı bu sanal Ve proje yani zaten aslında küçük bir proje. OVR projesi çok büyük bir proje değil ekosistemde. Yani top 200'de bir proje değil ama o şunu görelim. Bizim için önemli olan bu. Bu bir NFT koleksiyonuydu. Yani arka plan değişti. Ön plan bir NFT koleksiyonuydu. Metaverse dediğimiz şeyde bu NFT'leri Lego gibi düşünün. DNA gibi düşünün. Bu DNA'larla üretilecek yeni bir evren. Az önce bir örnek vermiştim. Benzin, araba, şoför. Peki bu şoförün DNA'sını ne oluşturacak? İşte orada NFT'ler oluşturacak. Deyip bir soluklanayım. Ee, sorusu olan var mı? matik alınır mı hocam demiş <laughs> şimdi e, kimseye kripto para tavsiye etmeyin yani hayrını gören yok kripto para tavsiye edeni. ben teknolojisini söyleyeyim Polygon ekibi çok yakın arkadaşım e, Polygon hindistanla bir proje ve e, ethereum'un ölçeklendirme sorununa karşı bir sürü proje devreye girerken ethereum diyor ki ya biz kendi çözümümüzü biraz da yapalım ethereum vakfı destekliyor sandip kurucusu ve Hindistan merkezli bir ölçeklendirme problemini, yani Ethereum'un kodunu alıyorlar ama proof of work'te de değil, madencilikte de değil, proof of stake'de çalışıyorlar ve köprüler yapmaya başlıyorlar. Ben Polygon üzerine kitap yazdım. Orada e, mimarisini çok, zaten onlar dedi ki ya şu mimari iyi, anlatmak lazım. Mimarisine girdim. Orada köprüler var. Bazı köprüleri hala inşa edemediler. Roll-up'lar var. Yani Ethereum'a yazacağız ama çok pahalı. Ne yapıyor? Sizin işlemlerinizi alıyor, topluyor akıllı kontrat. Onları yazıyor. Tra çok yeni, düşük ücreti transfer ediyorsunuz. Ama yedi gün sonra geçiyor mesela para. Farklı farklı köprüler var. Çalışkan bir ekip. Bir de şunu seviyorum. Afrika, Uzak Doğu gibi böyle teknolojinin daha az ya uzak doğudan kastım işte hani e, orada Japonya falan değil. Daha böyle e, sorunlar yaşayan ekonomik olarak ülkelerde e, teknolojiyle ilgili çok iyi adımlar atıyorlar, destekliyorlar ekosistemi. O anlamda poligonu ekibi de severim. Çok da kıymetli bir proje. Ama bilmem alınır mı? Tüketen değil, üreten olmak için neler yapabiliriz? İşte ilk adımı atıp bu eğitime katılmışsınız. Burada sor, bir kıvılcım ortaya çıkartmamız lazım. Yani ben bir şeyler söyleyeceğim. Siz mesela başka bir alanda çok iyisinizdir. O alana bunu nasıl uygulayabiliriz? Yani multidisipliner bir yaklaşımla burada bir kıvılcım ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bol bol okumak lazım. Bol bol anlamak lazım. Bunun yolu bu. Daha sonrasında da ürünler ortaya çıkıyor. Şimdi e, Onur e, Saray'la sormuş. E, sağ olsun Onur'u da çok severim. Buğra Hocam ve Püç'te en çok tercih edilen Metaforist platformu hangisi olacak sizce? Teşekkürler. Yani e, tam bilmiyorum ama sand, Sandbox'ın ee, çok akıllıca adımlar attığını az çok kestiriyorum Sandbox'ın ee, Decentraland biraz önde gidiyor ama e, farklı platformlar var yani üzerinde çalışıyorlar bir de şey var ya yani, bir laf var ya masa hep kazanır bence şeyler de çok önemli yani Metaverse'sün dosyalarının tutulacağı yerler. Çünkü hani ne oldu? WordPress'i hatırlayın. WordPress ilk çıktığında ben ilk betalarını hatırlıyorum. Yani herkes bir blok yapıyordu ama blok hamuru yoktu. Hamuru kim yaptıysa o bütün şu an dünyadaki internet sitelerinin büyük kısmı WordPress. İşte burada Metaverse'ün arka planındaki o hamuru yapan da önemli. O IPFS'deki dosyaları tutan. Mesela Foreverland teknolojisi o da önemli. Ee, çünkü oradaki dosyaları tutan, oraya da bakmak lazım. Yani arka planında onu yapacak kişi. Metaverse alanında staj yeri bulamıyorum. Bu alanda geliştirmek istiyorum. Mezun olacağım. Ya şimdi Metaverse alanında staj yapmak biraz iddialı bir şey. Çünkü zaten Metaverse meselesi daha yeni yeni oturuyor. Oturmadı bile. Türkiye'de çoğu kişi sanal gerçekliği Metaverse diye pazarlıyor. Dolayısıyla bence Metaverse alanında staj yapma zaten. Yani staj yapacaksan mesela... ...web3 teknolojileriyle ilgili yapabilirsin... ...bu konuda da ne olabilir... ...ya şu anda oyun endüstrisi... ...Türkiye'de çok iyi bir durumda... ...bir saniye şu camı kapatacağım... Ee, ...oyun endüstrisi çok iyi bir durumda... ...ve e, bir sürü yeni oyun şirketi... ...bu konuya e, atılım yapıyor... ...bence dağıtık oyunlarla ilgili... ...bir staj yaparsın ve orada zaten... ...oyunlarla metaverse endüstrisi... ...bir süre ...kes... ...için mantıklı olur. Mesela platformu Erdem Lafçı. Erdemler şu an bir Datcoin API geliştiriyor mesela. O ileride Metaverse evrilecek. Onlarla iletişime geçebilirsin. Ben yani benim size iletişim bilgisini verdiğimi de söyleyebilirsin. Elazığ Belediyesi'nde, Konya Belediyesi'nde Metaverse'e dair çalışmalar var. Murat Hocam ben duymuştum. Ee, onları bilmiyorum ama biz e, web 3 tane ile Neşehir valiliği ile güzel bir iş yaptık. Gerçek anlamda hani metaverse dijital varlıkları kullandık yakında duyurusu olur. Hocam sanırım çoğunluk mühendis hukukçu olarak ilgili dinliyorum teknolojik gelişmeler avukatlıkla ilgili fikriniz varsa dinlemek isterim. Ya şimdi Elif Hocam sizin varlığınız çok kıymetli. Çünkü bak başından beri bir şey diyoruz. Demokratikleşme diye bir şey diyoruz. Yani diyoruz ki bu büyük doğumun sebebi bir şeylerin demokratikleşmesi. İnternette içerik üretimi demokratikleşti. Ortalık birbirine girdi. Web 2 diye bir şey çıktı. Arap Baharı'ydı, influencer'lardı. Neydi? Arka planda tek bir şey vardı. Veri tabanı yapısı değişti. Daha böyle dinamik web siteleri ortaya çıktı ve bunun sonucunda bir demokratikleşme, şimdi daha büyük bir demokratikleşme. Varlıklar artık internetteki o dijital varlıkları 15 şirketten alıp tüm internet kullanıcılarına dağıtmanın e, meselesi. Dolayısıyla bu demokratikleşme süreci bir sürü hukuksal probleme gebe. Ben bir tweet atmıştım. 7-8 tane hukuk başlığı olabilir diye. Onu belki tweetlerinde bulabilirsiniz. İşte DAO hukuku, metaverse hukuku, NFT hukuku bunların hepsi yeni problem. Mesela mesela NFT hukukunda klasik bir vaka. Ya bir basketbol maçında bir tane smaç görüntüsü var. Bunu NFT yapıp satınca görüntüyü çeken oranın yayıncı kuruluşu, işte o smaçı atan kim bu NFT'deki hak sahibi gerçek gibi problemler çıkıyor. Daha kompleks problemler de sayabilirim. Dolayısıyla burada bol bol okuyun ve yeni senaryoları sizin alanla birleştirmeye çalışın. Bizim Web3 Derneği'nde çok fazla avukat arkadaşımız var. Oraya da bekleriz. IPFS teknolojisi ve decentralized app'lerden bahsedebilir misiniz? Tabii IPFS, Interplanetary File System denilen gezegenler arası file sistemi... Yuan Bennett tarafından bildiğim kadarıyla Fransız ortaya atılan bir proje. Ee, yani Filecoin'in arkasındaki teknoloji IPFS. Ee, ve IPFS teknolojisiyle biz aslında şunu yapıyoruz. Diyoruz ki e, buradaki dosyaları da dağıtık hale getirmeliyiz dağıtık hale getirmezsek şurayı da kapayayım sessiz rahatsız ediyor olabilir. Çok pardon. Buradaki dosyaları dağıtık hale getirmezsek bir anlamı yok. Yani siz NFT'yi bir merkezi sunucuda sakladıktan sonra içerisindeki medya dosyasını o dosya sunucusu fişi çektiğinde sizin metadatanız ne olacak ki zaten gitti. Dolayısıyla bunun üzerine çalışıyor Filecoin. Ama başka alternatif yaklaşımlar da var. Swarm var mesela bildiğim kadarıyla. Sia coin var. SkyNet protokolü bu başka bir mesela. Bu böyle bunun üzerine çalışan uygulamalar var. Ama e, decentralized dip, Hatta x apps, x @xapps diye bir şey çıktı. Ben onu BTC haberde yazdım. Bakmanızı öneririm. X apps e, Connect'in bir teknolojisi. Dağıtık uygulamalar yani diyor ki tamam sen interneti dağıtık hale getireceğim diyorsun ama önemli olan burada hangi uygulamalar kullanacak? Mesela turizmle ilgili bir uygulama yapacak, öbürü yemekle ilgili yapacak, öbürü sporla ilgili. Bunlar depoluyor işte yani buradaki dağıtık uygulamalar arka plandaki teknoloji dağıtık olan uygulamalar. Diğer sorulardan dolayı biraz geçiyorum. Metaverse'in sanayide üretim endüstride kullanım alanı olacak mı? Tabii ki yani e, ama şöyle düşünün şimdi Galip Hocam yazıyı icat ettiğimiz güne gidelim yazı icat edildiğinde yorumlar ne olmuştur yani ya biz bunu nerede koyalım ya şurada koyalım e oradaki işimizi şu şekilde çözüyorduk gibi yani yazının e, gerçek anlamda sağlayacağı çözümleri ilk başta idrak edememişizdir. Hatta benim okuduğum kadarıyla itirazlar da oluyor ya bir kitap da okumuştum. Hani insan hafızasına köraltıcı bir yönünde bu şeyde adı nedir? Metaverse meselesinde de yavaş yavaş sanayide üretimine kullanacak. Çünkü mesela NFT'ler bir anahtar gibi, anahtar gibi olduğu için dijital anahtarlar. Farklı üretim endüstrilerinde bunları kullanabiliyoruz. Yani o dijital anahtar dijital kimliğin parçası. Dolayısıyla mesela benim izlediğim bir videoda çok uzaktaki bir solar enerji paneli bir dijital cüzdanda e, kullanılıyor ve o solar enerji paneline kim sahipse onun gelirini kim elde edecek? O varlığın sahibi oluyor ve geliri de dijital cüzdana akıyor. Bunu Almanya'da Enerji Ajansı, Kilt ve e, Enerji ve Token dediğimiz üç e, ortak beraber yaptılar bu demoyu. YouTube'da videosu var bakarsınız. Kilt EVT yazınca muhtemelen çıkar. Yani çok ama bunlar yine çok azı yani. Gitgide gitgide artacak. Ee, lisansımı maden mühendisliğinde okudum yüksek lisansımı blockchain ve 3 metaverse üzerine nasıl yapabilir? Hani bu biraz da akademik bir soru. Orada belki bir bilimsel hazırlık e, isteyebilirler. Onun dışında zaten ya bilişim sistemlerinde okuyup test konusu seçebiliriz. Sanal dünyada dijital sınırlar var mıdır? Tabii ki var. E, dijital sınırlar e, sınır dediğimiz şey nasıl bir şey olur bilmiyorum ama mesela arzı sınırlı burada bir sınır var. O varlıkların arzı sınırlı onun dışında yani mesela kastettiğiniz şey eğer fikriyata dair bir şeyse OpenSea'de siz bir insanın NFT'sini çalıp oraya yüklediğinizde bununla ilgili ihbarda bulunulabiliyor ve görünürlüğü kapatılabiliyor gibi sınırlarsa bu sınırlar var evet ama bunlar üzerine de çalışacak insanlara ihtiyaç var. O da geliştirecek. Kendi blockchain ağınızı oluşturarak bu blockchain ağının bir kripto para olmaması, transaction işlemlerin ücretsiz olması söz konusu olabilir mi? Bu ne kadar başarılı olur? Şimdi Anonymous hocam, kendi blok zincir ağınızı oluşturduğunuzda eğer derdiniz mesela 10 ortaklı, 15 ortaklı veya 100 ortaklı bir işteki güveni sağlamak, güveni merkeziye deştemekse bu olur. Yani çünkü o 100 tane kişinin her biri bir düğüm kurar ve kripto para kullanmazsınız. Sadece o 100 kişi bu düğüm karşılığında o olaydaki güveni elde eder. Yani bir e, Migros'u düşünün. Yumurta üretecek. Sadece bu süreçteki kişileri de sisteme dahil ediyor. Bu süreçteki insanların birbirine güvenmesini sağlıyor. Böyle bir senaryoda evet kripto paraya gerek yok. Ama halka açık bir şey yapacaksanız ve çok büyük işlem sayılarına çıkacaksanız sizin buradaki defter tutucularının bunu bir amaçla yapması lazım. Yani 100 tane üniversite birleşip bunu akademik amaçla yapıp bir şey istemezse okey tamam. Ama diğer türlü buradaki e, bu insanların defterleri tutma ve bu işlemleri sürekli yapma motivasyonu ne olacak? Orada kripto paraya ihtiyaç duyuyorsunuz yani. Metaverse'te istediğin yere ışınlanabiliyor musun? Yoksa evrene sabit bir merkezden gelip çeşitli yöntemlerle oluyorlar. Yani Metaverse dediğimizi zaten bir sanal evrenin oyunlaştırılması ve kripto varlıkların buna evklenmesi blok zincir düzleminde diye düşünebiliriz. Hani ışınlanma falan tamamen bunlar oyunlaştırma senaryosu. İsterse ışınlanır, isterse ışınlanmaz. Demokrasi diyoruz bunu kim kimler nasıl tanımlayacak? İnternet kültüründe bu sorulan bir sorudur ama bunu genelde internetteki pratikler tanımlar. Yani e, Twitter'da örneğin değil mi e, belli bir kural var. Birisi sana hakaret ederse onu engelleyebiliyorsun. Ha, bu Twitter'ın mekaniği. Ha, buna hukuk sistemi diyor ki böyle olmaz. Hukuk buna ekstra bir e, şey getiriyor çözüm. Ama e, Twitter dinamiklerine göre senin onu engellemen lazım. Yani Burada yavaş yavaş veya bir şöyle düşünün bir Twitter diyor ki bir kişi bir kişinin tweetini kopyalayabilir paylaşabilir ama bunun karşılığını oradaki kitle verir yani bir kişi tweet kopyalayarak yayın yapıyorsa bunun itibarını o kitle sıfırlar. İşte burada bu tarz e, şeyler oluşuyor. Ama benim bahsettiğim demokrasi teknik bir şey. Yani bir hakka sahip olma. Sizin normalde bir dijital varlığa sahip olma hakkınız yok WhatsApp'ta. Yani böyle bir hakkı size vermiyor. Merkezi borsalar da vermiyor. Merkezi borsalardan kripto para aldığınızda e, sizin onun özel anahtarına sahip olma yetkiniz yok. O para o borsanın tasarrufunda, merkezi borsalarda. Dolayısıyla orada demokratikleşme yok. Web2 aracılık. Merkezi borsalar ama e, diğeri teknik bir şey yani. Evet, the C tuzundan yazarak soruyorum. Blockchain üzerine bir veri yazdıktan sonra, eğer ben o veriyi silmek istersem silebilir miyim? Aynı zincir birden fazla kez kullanılabilir mi ve öncelikle bilginin hash'i kalmak zorunda Şimdi bunu parça parça cevap vereyim. Diyelim ki şöyle bir senaryo var. Blok zincire bir veri yazıldı ve bu veri çok iğrenç bir şey. Mesela çocuk istismarı ile ilgili bir şey. Burada bu referandum'a götürülüp oradaki düğümlerin konsensüsüyle bu veri silinebilir bir şekilde. O da, onun da görünürlüğü kapatılabilir. Ama orada zaten bunun kendi blok zincirde demokrasi var referandum yani te, bu isimle bölümler var. Orada bunu referandum'a götürülerek silinmesi gerekiyor. Başka bir şey de olabilir. Yani bir kara para aklama durumunda o para transferiyle ilgili hesabın dondurulması gibi şeyler veya o hesapla bu bile Bitcoin'de değil başka blok zincirlerde dondurma gibi işlemler olabilir. Burada da birazcık oradaki topluluğun e, inisiyatifine kalmış. Zaten siz bir kripto parayı aldığınızda bir oy hakkına sahip oluyorsunuz. Normalde. Borsadan alırsanız değil. Yani onu kendi metamask cüzdanınıza veya e, soğuk cüzdana çektiğinizde oy hakkına sahip oluyorsunuz. Ve zaten o oy hakkını bu tarz referandumlarda kullanabiliyorsunuz. Aynı zincir birden fazla kez kullanılabilir mi? Önceki bilginin izi kalmak zorunda mı? Yani aynı zincir bunu tam anlamadım. Birden fazla kez kullanılabilir mi? Bir zinci, zincir adı üstüne bu belli bir şekilde ilerliyor. Bir önceki bilginin hash'i zaten her zincir bloğunda bir önceki zincirle ilgili hash bilgisi var. Bu şekilde birbirlerine bağlanıyorlar. Ethereum Quantum Ready olduğunu söylüyor. Nasıl bir teknoloji kullandıklarını biliyor musunuz? Quantum bilgisayarlarına karşı önlemler neler? çok iyi bilmediğim bir konu ama araştırdığım kadarıyla işte kuantum sonrası programlama ile ilgili de kendi çözümlerini geliştirmeye çalışıyorlar. Burada işte dediğim gibi iki bakış açısı var. Tekno pesimist bakış açısı diyor ki ya kuantum programlamaya çıkınca zaten bunlar bitecek. Optimist bakış açısı da diyor ki kuantum programlamaya dirençli de biz kriptografiyi devreye sokabiliriz. Ama bambaşka bir alan. Evet. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Metaverse'ün konu olduğu şey, şey yapmak istiyorum. Konuşmacı olarak e, tamam. E, ben mailimi vereyim Ömer Faruk. web3tr.protonmail.com web3, Trabzon, Rize, Türkiye. @protonmail.com Buraya atarsın kötü benim üniversitem biliyorsun merhaba örnek olarak gidecek olursak sanal orsamda sana satın alınacak aynı lokasyonlu bir arsanın ileride yüzlerce farklı sanal ağda olacağı düşünüldüğünde fiyatlandırma değerlendirme anlayışı nasıl yorumlandırılmalıdır Furkan hocam çok güzel bir soru şimdi e, mesele de bu ben gittim Facebook'ta bir sayfa açtım Müslüm Gürses'i sevenler Hatta Müslüm Gürses diye bir sayfa açtı. Değil mi? 2009 yılını düşünelim. Başka biri de açtı. Başka biri de gitti. Başka bir Facebook konuda açtı. Tumblr'da açtı. Şurada açtı. Burada açtı. Bununla pek bir farkı yok biliyor musunuz? Yani Web2'de kurduğumuz o topluluk sayfalarıyla Web3'deki arsaların çok bir farkı yok. Aslında tek fark e, kontrolün sizde olması. Ama şey anlamında aynı. Dijital varlık üretiyoruz. Ve o varlığa bir değer atfediyoruz. Neyi belirledi hangi Müslüm Gürses sayfasına ayakta kalacağını? Yani Müslüm Gürses hadi telif hakkına girmediğini düşünelim. Hangi sayfanın içeriği çok daha iyi ürettiği, hangi platformun ayakta kalacağını vesaire belirledim. 890 tane falan e, yanılmıyorsam 800 küsür sosyal ağ incelemiştim 2016 yılında. Facebook gibi ayakta kalan yüzde %1'e. Ve düşünün ki 800 tane sayfada Müslüm Gürses diye, 800 farklı platformda Müslüm Gürses diye sayfa açılmış olabilir. Bir tanesi ayakta kaldı. O yüzden zaten bu Decentraland Sandbox diyor ki hani ben ayakta kalacağım bak buradaki kıymetli olacak. Bunu bu şekilde. Ama buna biraz da teknik farklı bir şey söyleyeyim. Bu da şu farklı blok zincirler arasında, farklı metaverse'ler arasında köprüler kurulabilir. Bir tane örnek vereyim. ilginizi çekerse araştırın. Bitcountry ile Remark Pro, projesi arasında köprü araştırın. Bunlar aynı yazımsal altyapıda. Polkadot'un Substrate ismini verdiğimiz framework'ünü kullanıyor ve aralarında bir stratejik işbirliği yapıldı. İkisi farklı metaverse'ler. Bu şekilde şeyler de olabilir. Yani varlıkların transferi. Burada da işte Kilt gibi böyle DID dediğimiz Decentralized ID'ler. Yani farklı metaverse'deki varlıklarınızı taşıyabileceğiniz kimlikler devreye giriyor. Ee, Bunlar üzerine çalışıyor. Yani bu şekilde anlayabiliriz. Eğer o platform değerlenirse, evet sizin varlığınız da değerlenir. Ee, web Proton mail doğru. Evet. Ben de de benzer bir şey söyleyecektim. Şirket için etkinlik tamam. Mail ile iletişime geçebilirsiniz orada. Ha, çok güzel soru. Şevket Kaan hocam. Şirketler web sitesine ihtiyaç duyduysa bir zamanlar. Kendi blok zincirlerine de ihtiyaçları oldu. Gerçekten laf olsun diye demiyorum. Çok iyi sorular. Çok iyi soru. Konuşmacıyı da çok mutlu ediyor. Şimdi şöyle düşünelim. Web 1. Herkes kendi sitesini kurdu. Güzel. Web 2'ye geldiğimizde bir, bir, yudum su alacağım. Web 2'ye geldiğimizde herkes kendi sosyal ağını kurdu mu? Kurabilir miydi? Kurabilirdi. Bazı işe yarayabilirdi. Bazı işe yaramayabilirdi. Çoğusu işe yaramadı, değil mi? Artık çünkü internet endüstrisi öyle bir yola gitti ki daha toplu yani büyük devlerin işleri başarılı oldu. Ve püçte de ne oldu? Başta herkes kendi blok zincirini kurdu. Sonra dediler ki ya aynı WordPress hikayesi. Bakın WordPress'ten önceki gibi. Dediler ki ya biz blok zinciri tek tek kurana kadar bir blok zincir kullanalım. Maliyetleri düşük. Kendi işimize odaklanalım. Yani WordPress niye tuttu? Dediler ki ya ben bir blok yapıyorum. Ben de hack kökenliyim. Yani biz 2002'de, 2003'te sağ sola hackliyorduk tabii. Nasıl hackliyorduk? Çünkü herkes kendi sitesini kodluyordu. İşte PHP'de e, açığı var. Sonra dediler ki ya kendi sistemimizin tasarımıyla uğraşıyoruz. Güvenliğiyle uğraşıyoruz. Kodlamasıyla uğraşıyoruz bir içeriğiyle uğraşıyoruz. Ya biz sadece içerikle uğraşsak olmaz mı? WordPress yardıma yetiş. Dedi ki ben daha profesyonel anlamda güvenliği sağlayacağım falan. Sizin sorduğunuz soruyu Gavin Wood cevaplıyor. O yüzden kıymetli bir soru. Diyor ki biz blockchain'in Linux'unu yaptık Polkadot'ta. Yani siz güvenlikle, tasarımla falan uğraşmayın. Eğer gerçekten kendi blockchain'inizi kuracaksanız Substrate diye böyle Linux gibi bir şey var. Framework'ünüzü burada kurun. Okey. Ama daha çok kendi akıllı kontratınız geliştirmeniz gerekecek şirketlerde. Onu da nasıl yapacaksınız? İşte e, multi-chain de olabilir ama genelde e, solidity diliyle avalanche olur, ethereum olur, polkadot olur, solano olur, e, algorand olur, EGLD olur. Buralarda geliştirebilirsiniz. Ee, bakıyorum. Ee, tamam. Blok zincir sisteminin örneği tanımlamanız mümkün mü? Örnekle blok zincir sistemini tanımlamanız. Var. Bir belediye için bir anda proje geçmek istiyoruz. Tamam. Hocam Mehmet hocam şöyle. Şimdi siz belediyesizsiniz ve biz bir iki yola çıkarken ne dedik? Güven dedik değil mi? Güveni dedik ki merkezi bir yerden alıp dağıtıklaştıysak bazı sorunları çözebiliriz. Mesela belediye yardımları konusunda dedik ki belediye yardımları konusunda biz bankala öyle bir sistem yapmak istiyoruz ki şeffaf bir şekilde belli yardımların belli amaçlarla yapılan yardımların ulaştığı mesela işte bu hilal kart uygulaması da aslında teknik olarak blok zincir uyuyordu. Belli amaçla verilen bir para var. O belli amaçla para, verilen parayı belli yerlerde harcayabiliyorsunuz. Bunun için mesela kripto varlıkları kullanabilirsiniz. Anlaşmalı yerlerde QR kodunu okuttuğunda onunla kendi hesabından düşer, o tarafa geçer ve bu şekilde ödemeyi gerçekleştirir. Bu bir kripto para olduğu için de amacının dışında kullanılamaz. Bu tarz mesela yardım faaliyetlerinde de kullanılabilir. Ama ben ufkunuzu daraltmayayım. Sadece şunu düşünün, güvenin girebildiği her yere girebiliriz. Güvenin. Turizme girebilir, başka bir yere. Bir yerde güven meselesi varsa ve bu güven tek bir yere emanet ediliyorsa, insanlar burada biraz tereddütte ise her yerde bunu kullanabiliriz. Ee, bir saniye. Özür dilerim. Bir mesaj gelmiş. Ee, hemen devam ediyorum. Ben elektrik elektronik mühendisliği bölümü o e, yeni mezun oldum. Metaverse çalışmaya tavsiye edebilir misiniz? Eğer Şimdi elektrik elektronik mühendisliğinden yeni bölüm o, mezun olduysanız diyorum ya Metaverse çok başka bir case. Yani siz önce bir mühendisin hele köke odaklanması lazım. Kök ne? Dağıtık sistemler. Distributed sistem. Distributed sistemi çok iyi bilen bir kişi Metaverse'ü çok iyi yorumlar. Diğer türlü sadece işin magazininde kalabilirsiniz. O yüzden Distributed Systems ile ilgili kitaplara bakın. Ondan sonra blockchain ile ilgili, ondan sonra kripto parayla ilgili. Daha merdivenlere dikkatli çıkmak güzel olur. Ve 3 ve Metaverse Decentralism ve Democratization Data Prensiplerini dikkate alıyor. Bu durum dijital enerji ortaya devlet oluşabilecek suç ortamlarına karşı kontrol için ne yapalım? Şimdi şöyle, kaos ve sistem günün sonunda barışıyorlar ve bir yerde anlaşıyorlar. Biz bunu hep gördük. Biz ancak şunu diyebiliriz, Web 1 ve Web 2'deki senaryolara göre Web 3'ü yorumlayabiliriz. Web 1 ve Web 2'de ne oldu? Yani deseydiniz ki 1990'larda şunu deseydiniz, ya bir şey olacak, Mesela dünyanın farklı bir yerindeki 150-200 kişi aynı anda akşam yazışmaya başlayacak. Derdiniz ki ya olur mu millet birbirine küfreder, kriz doğar şöyle olur böyle olur. Sonra ya milyonlarca insan birbirine mesaj atabilseydi kesinlikle kaos olur derdiniz. 90'larda bu anketi yapsaydınız kaos olur derdi herkes sadece devlette. Ve bunu biz sindirdik yavaş 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 buna gerçekleştirdik. Biliyorsunuz mesela e, sosyal ağları her yeni jenerasyon daha iyi kullanmaya başladı. Buradaki o privacy olayını e, veya güvenlik olayını, gizlilik olayını hepsini daha iyi kullanmaya başladı. Ben bir anarşi ortamı yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü şöyle oluyor. Zaten e, sistem kaosla bir yerde barışıyor. Sadece şu oluyor. ikisi de değişiyor. Bitcoin de 2013'teki ortamında değil ki Bitcoin şu anda çok daha sisteme uyum sağlamış durumda. 2013'teki gibi bir ortamda değil. Dolayısıyla e Yine diyorum iki bakış açısı var, tam tersinde düşünebilirsiniz. Tekno-optimist ve tekno-pesimist bakış açısı var. Ama bu sistemi inşa edenler tekno-optimist olduğu için benim gibi bakıyor, belki ben ön yargılı bakıyorum ama e, sistemin bir süre sonra problemleri çözeceğine, insanların teknolojiyi kullanarak belli şeyleri, hani bıçağı kullanmayı öğrendi, ateşi kullanmayı öğrendi, bunu da kullanmayı öğrenir diye düşünüyorum. Ama bu süreçte devletler dönüşür mü? Dönüşür. Web2'de dönüştü mü? Dönüştü. E, sosyal medya üzerinden siyasetçilerin emoji kullandığı bir dünyaya doğru gittik. Değil mi? Veya dijital diplomasi, dijital diasporayı gördük. Daha ötesi çok hızlı oldu geli değişim. Dini e, çok e, mo radikal dini grupların liderlerinin YouTube'da abone sayısı peşinde koştuğunu gördük. Yani ondan 4-5 yıl önce deccal diyorlardı o internete değil mi? Onu gördük. Bu da böyle yani çok hızlı geçiş olur. E, benim öngörüm olumlu yönde o yüzden. Merkezi Merkeziyesiz olayını tam anlayamadım. Mesela yanlışlıkla gönderilen paranın ya da şifrenin unutan cüzdanların telafisi nasıl oluyor? Telafisi olmuyor. Burada e, ne oluyor? Devletler mi yoksa sistemi kuranlar mı kontrol ediyor? Kimse kontrol etmiyor. Şimdi şöyle düşünün. Belki eğitimin başında burada mıydınız Enes Hocam bilmiyorum ama ben dedim ki mesela her koyun kendi bacağından Ata atasözünü unutsak şey, e, sonra tekrar hatırlamaya çalışsak nasıl hatırlarız? Herkese sorarız. E, en çok doğruyu kim söylerse ona güveniriz. Veya diyelim ki ben size bir e, bir hediye gönderdim. Bu hediyeyi bir kişi deftere yazarsa biz o kişiye güvenmek zorundayız. Ama bir milyon kişi deftere yazarsa artık bunların en az 500 bin bir kişi sahtekarlık yapmak zorunda ki sistem bozulsun. Dolayısıyla güvenin sahipsizleşmesi, güvenin gölgeleşmesi gibi bir süreç var. Yani biz zihnimiz tabii tek bir yere alışmış ama ata atasözlerine de zihnimiz de öyle tutuyoruz aslında. Dağıtıklaştırıyoruz. Herkes e, bir süre sonra onu kabul ediyor gibi düşünebilirsiniz. Teknik bir şey merkeziyetsizlik burada yani. Birçok kopya blok zincir teknolojisi çeşitli yerlerde depolanıyor. Bu çok büyük bir veri oluşturmuyor mu? Bu verilerin depolanması sorunu nasıl çözecek? Güzel bir soru. Blok zincirlerde genelde biz çok küçük şeyleri depoluyoruz. Çok küçük alanlar yani işte o blokların içerisinde transaction bilgilerinde hash'leri depoluyoruz zaten ama asıl o blok zincir teknolojileriyle üretilecek NFT'ler, metaverse'ler yani gitgide bu kimlik kazanmaya başlayınca medya dosyaları işin içine girecek. Bu sorun nasıl çözülecek? Bu sorunda da yeni bir işte biraz proof of space'i e araştırabilirsiniz. Yani bir alan kanıtı yöntemiyle ee, insanların bilgisayarlarını dünyadaki bu süper bilgisayara dahil etmesi ve bunun sonucunda kripto varlık kazanması şeklinde olacak. Yani herkes bu e, Metaverse'ün bir parçasını bilgisayarında tutabilecek veya bununla ilgili e, daha profesyonel olmak isteyenler binlerce bilgisayarını bu sisteme koyacak. Madenciliğin bir farklı boyutuyla orada karşılaşacak ama oradaki madencilik dediğimiz şey proof of work değil de proof of space biraz daha alan kanıtı. Yani oradaki dosyaların kanıtı ile ilgili olacak. Kitap için öneriniz var mı? Web3, e, Token Ekonomi diye bir kitap var yabancı. Onu tavsiye ederim. E, şeyin kitabını çok beğendim. Hani e, Erkan e, Erkan özbe ve Vedat Güven'in kitabı. Satoshi Dünya'yı değiştiriyor. Çok beğendim. E, kendi yazdığım kitaplardan dijital varlık sözlüğünü özellikle hani başlangıç için tavsiye ederim. Kodlama için de benim Twitter profilimde ücretsiz 3 tane kitap var. E, onlara da bakabilirsiniz. Referandum demokratikleşme daha çok bir yükleme olmayacak mı? Sağlıklı kalarak ne kadar referanduma katılırız? Yorgunluktan tüken, tükenmeyecek miyiz? Çok doğru bir soru. Şimdi bir yukarıda bir soru vardı. Diyordu ki ya şifrem çalınırsa ne olacak? Şimdi şöyle düşünün. Yine 1990'lardayız. Dedik ki ya senin bir sürü şifreyi aklında tutman lazım. Bir sürü yerdeki bilgiyi aklında tutman lazım. Mesela aslında birçok şey aklımızda tutuyoruz değil mi? Instagram'da Ahmet bende ekli mi? LinkedIn'de Mehmet'le mesajlaştım mı? Oradaki şifrem neydi? Buradaki şu neydi? Gibi. Web birden Web 2'ye geçtiğimizde üzerimizdeki yük çok arttı. Ama bunu niye arttırdık? İnsanoğlu yani bir çıkar görmesi artırmaz. Bunun sonucunda bazı şeyler elde ettik. Web 3'te de aynısı olacak. Artık o varlıkları ile elde ettiğiniz kazanımlar fiziksel veya dijital kazanımlar kazanımı sırf ekonomik anlamda kullanmıyorum ben yani psikolojik anlamda da kullanıyorum. Ee, size öyle bir şey sağlayacak ki bunun altına gireceksiniz. Ha bunun sonucunda metaverse'te metaverse metaverse'te benim hiç arkadaşım yok diye depresyona giren olacak mı olacak? Bu da güzel bir konu. Hani burada da yeni uzmanlar ihtiyacı. Belki metaverse psikoloğu ortaya çıkacak. Çünkü biz e, am, e, değil mi? E, bağımlılık merkezinde internet bağımlılığını, sosyal ağ bağımlılığını falan, tablet bağımlılığını gördük. Metaverse bağımlılığı da orada ortaya çıkacak. Tükenmeyecek miyiz bilmiyorum Atilla İlhan'da, Atilla İlhan'ın bir sözü var bir akşam ansızın e, yorulur insan diye hani yorulur muyuz yorulmaz mıyız bilmiyorum ama, ama hani zamanın e, ruhu da buraya doğru gidiyor yani e, gitgide bizim daha çok sorumlu kaldığımız daha çok e, bu connected anlamda bağlı olduğumuz bir şeylere e, bir topluma doğru gidiyoruz. Bu da bunun doğum sancısı. E, dijital kimliğin tekilleştirilmesi ile ilgili her birey için tüm metaverse'lerde geçerli tekil kimlik sahibi olması sağlanabilir. Hocam sağlanabilir. Yani tüm metaverse'lerde tek bir kimlik sağlanabilir ama daha çok tek bir cüzdan sağlanacak. O cüzdanın ya biz cüzdan diyoruz da cüzdan çok kötü bir ifade. Yine bizim böyle dar e, vizyonumuzla cüzdan diyoruz. Hani teknik anlamda söylüyorum, o metamask dediğimiz e, şey e, sizin veya DID biraz daha güzel, Decentralized ID dediğiniz bir ID'niz olacak ve o ID'nin içerisinde kimlikleriniz saklanabilecek. E, evet, erkenden yerini almak lazım. Erkenden yerinizi alıyorsunuz şu anda aslında. E, şimdi e, sunuma biraz devam edip bitireceğim e, müsaadenizle. Şu anda ekranımı görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Geldi ee, hocam geldi. Enerjinize de hayranım bu arada. Ben arabadan yapıyorum yayını. Çünkü ikizler evde uyuyor. Ee, ve dışarıda deli gibi yağmur yağıyor. <laughs> ve sesden dolayı camı açamıyorum. Terlemem ondan yani araları terliyorum. Ee, çok ilginç bir yayın oldu bana. Ama ben çok keyif aldım yani. Sorular çok kaliteliydi. Yani hem teknik açıdan... Hem sosyal açıdan çok kaliteli, benim üzerine çalışacağım şeyler çıktı. Hele son soru mesela. Ee, ve buradaki şeyleri böyle birazcık daha tanımlamaya çalışıyorlar. Ya Web3 diyoruz ama bunu, bunu da Web3 vakfı yapıyor İsviçre'de. Biz Web3'le ilgili birilerine para verirken neye bakacağız? Neyi Web3'tür? Orada bazı şeyler ortaya çıkıyor. Mesela köprüleme, farklı blok zincirleri birbirine bağlama, finans, bu işin defayı. Bu işin Wall Street'ini kurabilir miyiz iddiası. Arayüz yani mobil uygulamalarla veya web siteleriyle insanlar etkileşime girecek sonuçta oraları inşa edelim. IOT yani nesneleri internete bağladık tamam ama artık nesnelere bir kimlik kazandırabilir miyiz? Örneğin benim YouTube kanalımda son videoda ben Rusya'daki bir lambayı açıp kapattım canlı yayında. Şunu bile yapabilirim yani e, o lambayı çalıştırıp Elektrik faturasını öde, elektrik parasını ben ödeyebilirim. Ya dünyanın bir ucundaki lambayı açmak sana ne sağlayacak diyebilirsiniz. Ama şöyle düşünün, işte orada duygulara giriyoruz. Mesela Afrika'da bir lambayı da açabilirsiniz veya başka bir şey de yapabilirsiniz. Ukrayna-Rusya savaşında mesela nasıl gördük kriptoların belli amaçlarla kullandığını. Çok özür dilerim, bir telefon çalıyor, bakmam gerekiyor. Bir saniyenizi alacağım, kusura bakmayın. Evet, kusura bakmayın, özür dilerim. Hemen devam ediyorum. Ee, şuradayız. Ha, burada, pardon, ekranı paylaşayım tekrardan. Hemen geldim. Tamam. Burada bir de oyun endüstrisi devreye giriyor. Oyun endüstrisindeki oyuncuların da kendi varlıkları yok ya. Bu varlıkları. E, sahip olmaları gerekiyor burada endüstri e, devreye giriyor ama benim en sevdiğim robotik yani şunu e, bir tane biri var yani e, çok farklı bir kafa Rus e, Robonomics diye bir proje var onun kurucusu mutlaka bak. Robonomics çok büyük bir proje değil ama 7 yıldır geliştiriyorlar bu e, akademik olarak e, hocasın e, yani Rus, Rusya'da sibernetik çalışan birinin öğrencisi bunlar diyor ki kardeşim Bitcoin robotların parası diyor. Bak, farklı sert bir şey. Robotların kendi arasında paraya ihtiyacı olduğunda ilk tarih bunu yazacak ilk bitcoin kullanıldı. Ve robotların kimlikleri olacak ve o kimliklerle para kazanabilecekler falan. Ve bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Robonomics'e ben bütün dokümanlarını Türkçe'ye çevirdim. Robonomics sitesinden bakarsınız. Evet. Ve bununla ilgili çalışsanız size hibe de veriyorlar. Yani proje geliştirirseniz. Teknofest'te bir proje varmış. Ee, Azerbaycanlı bir grup yapmış. Ve diyorlar ki robotları ben, ben de aklıma şey geldi. Ya bir robot bir öğrenciye burs verebilir mi mesela? O robot verdiği hizmet karşısında mesela garson robot çalışıyor ya, karşısında elde ettiği parayı bir kısmını bir yere gönderebilir mi? Biz robotları sisteme bağlarsak ne olur? Tabii bunlar biraz daha sonrası hani the next thing mi diyorlar, the next big thing mi diyorlar. Sıradaki büyük şey bir sonraki olabilir. Burada depolama sizin sorduğunuz soru. Sosyal ağların evrimi yani metaverse dediğimiz şey aslında sosyal ağların farklı bir boyut kazanması ama ne olur sosyal ağların üç boyutlu hali diye direkt söylemeyelim. Çünkü bakın burada ben de yazacağım. Lineer değil üstel bir etkileşim yaratabilir. Yani sosyal ağlarda biz sınırları tam olarak kaldırmadık. Arkadaş listenizde kaç tane yurt dışından farklı milletten insan var yani normalde. Burada farklı bir şey olabilir diyorum ya. Japon mahallesinde yaşayabilirsiniz. Sabah kalktığınızda Japon birinin günlük rutiniyle karşılaşabilirsiniz. Bu çok güçlü bir kültürel etkileşim oluşturacak. O yüzden güçlü bir şey. Gizlilik konusu da var. Yani burada her gelişen soruna karşı gizlilik çözümleri. ya Defi gelişti. Burada borç alıp verme olacak ama bir şirket buradan borç alırken şirket görünmesin. Burada bir ee, privacy smart contract, bunu da secret diye bir network yapıyor privacy secret smart contract gizli e, akıllı sözleşme yapabilir miyiz gibi sorular var ee, burada web3 iş imkanları neler dediğimizde web3 job sitesi var en yani son 15.000 iş ilanı vardı bakın burada non -tech diye bir kategori var bu çok ilkel. Yani işin başındayız. Gitgide bu artacak. Mesela sizin dediğiniz Metaverse psikoloğu. Mesela Sandbox diyecek ki benim psikolojik... Mesela biliyorsunuz Facebook'un falan psikolojik danışma merkezleri var bildiğim kadarıyla ve onlarla iletişimdeler. Bu Metaverse'ler de aynı şeye girecek. Burada tabii mesela emlakçılar ortaya çıkacak. Vale hizmeti ortaya çıkar mı bilmiyorum ama markalar kendi ürettikleri arabaları burada da e, bir kopyasını koyacaklar. Ya biliyorum çok bilgi bombardımanı gibi oldu ama bir şey daha söyleyeyim çok güzel. Mesela Mercedes'i düşünelim. Web 1, Web 2, Web 3. Web de Mercedes'in... E, kullanıcılara birbirini görebiliyor muydu? Görmüyordu. Ve peki de bu kişiler aynı Facebook sayfasını beğenip birbirleriyle konuşmaya başladılar. Ve püç şu olabilir. Mercedes bir model ürettiğinde aynı sayıda kopyasını NFT olarak üretip siz bir Mercedes sahibi olduğunuzda veya ikinci el aldığınızda onu sizin cüzdanınıza taşıyıp orijinal NFT kopyasını Metaverse'deki o Mercedes'e sahip olabilirsiniz. Ee, vale hizmeti o yüzden dedim. Yani oradaki varlıkları buraya da getirebiliriz. Böyle ...işiyle alanları çıkacak. Burada tabii fikirlerin desteklenmesi de önemli bir konu. Çünkü ana problem şu, bu e, Kırmızı Nokta hikayesi TEDx'deki, TEDx'deki ney? E, i̇lham veren insanlar var Kırmızı Nokta. Bir de gri var, etrafında onun ilhamını sönümleyen insanlar. E, bu Kırmızı Nokta'daki insanlar birbirleriyle iletişim kuramıyor... Ee, sosyal ağlarla biraz birbirleriyle iletişim kurmaya başladılar ama birbirlerini finansal olarak motive edemiyorlar. Örneğin Afganistan'da bir kız çocuğu kara kalem çizim yapıyor. Web 1 evresinde internete bunları koyamıyor bile. Web 2 evresinde belki bir internet bağlantısı bulup sahte bir isimle bunları yüklüyor ve sosyal motivasyon alıyor. Ve püçte artık finansal motivasyon gönderebiliyoruz ve onun körelmesini engelleyebiliyoruz. Onu gerçekten üretim safhasında tutabiliyoruz. Örnek verdim. Burada e, Web 1'de kullanacağı da şifre şekliydi. Web 2'de Google'la bağlan, Facebook'la bağlan, Twitter'la bağlan Web3'te Connect Wallet değil, Connect DID dersek daha güzel olur. Çünkü cüzdanla bağlan deyince tam böyle kafada bir kapitalist mantık oluyor. Cüzdanla değil, DID merkeziyetsiz kimlikle bağlan gibi seçenekler ortaya çıkacak. Başka çok önemli bakıyorum. Tedarik zincirlerini bakın bu şekilde oluyor. Yani işte bütün aşamalar deftere yazılıyor. Onları da tutan insanlar kendi aralarında anlaşmış oluyorlar. Ha bunu dışarıya açık hale yaparsanız bir kripto para meselesi devreye girebilir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bakıyorum soru var mı? Hemen bakıyorum. Ha, evet. Cüzdanın kötü bir karşılık olduğunu söylediniz. Çünkü cüzdan dediğimiz zaman her şeyi finansal olarak düşünüyoruz. Yani çok e, duyguyu öldürüyoruz. Duygunun ölmemesi lazım. Meseleyi gerçek anlamda anlamak için. E, yeni kavramların Türkçeleştirmesini önce çalışıyorum. Buna karşı kavram nasıl oluşturmamız gerekti? Siz anlatırsanız biz de ona... Yani dijital kimlik diyebiliriz. Dijital kimlik, dijital cüzdan yerine. Kimliğim e, bir aracı cüzdandı. Şirketlerin muhasebe kayıtlarını nasıl etkiler? Bu konuda bildiğiniz çözümler var mı? Valla bu benim biraz aşan bir soru. Yani muhasebe kayıtlarını dağıtık hale getirebiliriz. Dağıtık bir yerde saklanmasını sağlayabiliriz. Ama şöyle dersen belki siz bu soruya daha iyi cevap verirsiniz. Burada güven meselesi nerede devreye giriyorsa orada güveni tek bir kişi yerine binlerce kişiye vererek doğru verification olayını, oradaki doğrulanabilirliği sağlayabiliriz. Spatial uygulamasını bilmiyorum. Benim eksikliğim. Metaverse şirketleri uygulanması ile ilgili Spatial e, uygulamasını bilmiyorum. Ama e, Metaverse uygulamalarını şirketlerine uygulanması ile ilgili çalışmaya başladıysanız önce bu işin DNA'sı olan NFT'ler üzerinden gitmenizi öneririm. Yani önce NFT'leri şirketlere üretin. Şirketler bir dijital varlığa sahip olsun. Bu dijital varlığın anlasın, yönetsin. Çünkü biz diyoruz ki yüzme kitaptan öğrenilmiyor. Siz Facebook kitaptan okuyarak öğrenebilir misiniz? Böyle bir kitap yazmışlar Amerika'da. Yeni başlayanlar için Facebook'ta. Gerek yok, Kullandıkça öğreniyorsunuz. Burada da şirketler dijital işte varlıklara sahip olduğunda da şey yaparsınız. Onu anlarlar, algılarlar, vizyonları gelişir, üretime geçerler. Şu an çektiğimiz güzel fotoğrafları NFT olarak nasıl satarız? Satma kısmı farklı bir profesyonellik istiyor. Bu hani Facebook'ta nasıl bin beğeni alabilirim hikayesine benzer bir şekilde çok daha zor bir soru. Ama e, teknik olarak soruyorsanız, ben YouTube'da NFT üretmeyi gösterdim yani, video kanallarında vardır, eğitimlerde vardır. Galiba bitti sorular hocam. Hocam devam eder, biz sizi daha fazla yormayalım. Ee, kapalı bir mekandasınız. Ee, çok sağ olun. Yani bugün daha de yoruldum. Yor aslında camı açabilirim. Öyle yani. mi? Biraz kolay. Hocam evet. ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Yani e, gerek sunumda bütün noktalara değindiniz, gerekse de e, misafirlerimizin o kadar çok farklı konuda konuda e, soruları vardı ki onlara da bütün işlerinizle cevap verdiniz. Ha, e, kendi adıma kurumun makine manasıdır sistem şubesi adına ve akıllı fabrikalar adına da birazdan hani, ekiple be, teşekkür, teşekkür dolayı, ederim. Herk Herkesin soruları çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok... Twitter'dan tamam, takip okay. ederlerse sevinirim. Orada yine bilgi paylaşıyoruz sürekli. LinkedIn, Twitter hangisi? Hopsu Çokça da teşekkürler var zaten dinleyenler, izleyenlerimizden. Ekim Bey siz e, bir şeyler söyler misiniz kapanışta? Tabii. Hocam iyi ki çağırmışız, iyi ki gelmişsiniz dedim. <laughs> Valla ben de her ne kadar bu alanda okusam etsem de sizden dinlemek çok çok güzeldi. İyi ki katılmışsınız. Teşekkürler. hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam tekrar e, sizleri bu gece yorduk. Gün içerisinde de yorulmuşsunuz. Bize vakit ayırdığınız için çok sağ olun, sağlıcakla kalın diyorum. Ee, görüş, başka etkinliklerde görüşmek dileğiyle e, etkinliğimizi burada sonlandırıyoruz. Tamam. Hayırlı akşamlar. Ben teşekkür ederim. Gör